Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en zeki insan. İlkokulu yaklaşık 9 ayda bitirdi. 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girdi. Hatta öldüğünde öğrenilebilen bütün dilleri konuşabiliyordu. Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olan William James Sidis aslen bir Rus Yahudisidir. Rus Yahudisi muhacir bir ailenin çocuğu olarak 1 Nisan 1898'de dünyaya gelen William James Sidis gelmiş geçmiş en zeki insandır. Babası Boris Sidis, Harvard Üniversitesi'nde psikoloji akademisyeniydi. Annesi Sarah Sidis ise doktordu. 6 aylıkken alfabeyi çözdü. Türkçe dahil 8 dil öğrendi. William James Sidis değişik bir çocuktu. 6 aylıkken alfabeyi çözdü, 18 aylıkken New York Times'ı okumaya başladı. 2 yaşında Latince, 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken anatomi üzerinde denemeler yazdı. 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almancayı da öğrendi. Ve Wundergut olarak isimlendirdiği bir dil geliştirdi. Biz 12 yıllık zorunlu eğitimle uğraşırken William James Sidis ilkokulu 9 ayda bitirmişti. 1. sınıfı bir gün, 2. sınıfı birkaç gün, 3. sınıfı 3 ay, 4. sınıfı 1 hafta, 5. sınıfı 15 hafta, 6. ve 7. sınıfı 40 gün gibi bir sürede bitirdi. Harvard'ın yazılı sınavlarını geçti. Fakat duygusal sınavlardan kaldı. Sidis daha sonra Harvard Üniversitesi'ne başvurdu ve yazılı sınavların hepsinde başarılı oldu. Ama okul kurulu Sidis'in yeterli duygusal yoğunluğa sahip olmadığını söyleyerek Sidis'i okula kabul etmedi. Azmetti, 11 yaşında ikinci başvurusunda kendini kabul ettirdi. Harvard'a girdiği yıl profesörlere ders vermeye başladı. Aynı yıl Harvard'da profesörlere 4 boyutlu objeler hakkında ders vermeye başladı. Harvard Üniversitesi'nden mezun olurken hazırlanan transkripte Sidis'in 40 dil konuşabildiği yazıyordu. Sidis'in bir günde bir dili öğrenebildiği ve ertesi gün diğer bildiği dillerle tercüme yapabildiği iddialar arasında yer almaktadır. Rivayete göre kendisi bu bir günde dil öğrenme yeteneği sayesinde ölümüne dek öğrenilebilen bütün dilleri öğrenmiş. Hatta daha ileri gidip diller uydurmaya başlamış. Dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek IQ'suna sahip. Eşinin söylediğine göre Sidis'in kardeşi onu bir psikoloğa götürerek IQ testine sokmuş. Ve ölçülen değer 250 ile 300 arasındaymış. Sidis o zamanlar bilinmeyen, uzayda ışığı bile yutan termodinamik alanlardan The Animate and the Inanimate adlı makalesinde bahsetmiştir. Harvard eğitimini tamamlayan William James Sidis, 16 yaşında üniversitede hukuk fakültesine geçti ve hayatını farklı bir yönde devam ettirdi. Marksist görüşe sahip olan William James Sidis, 20'li yaşlarına geldiğinde sosyalist, komünist eylemlere, mitinglere katıldı ve 1 Mayıs gösterilerinde hükümet tarafından tutuklanarak hapse girdi. Tutuklanınca ailesi devreye girdi ve Sidis'in hapis cezasını evde tamamlamasına karar verdi. Görüşleri, katıldığı eylemler ve ateist olması Sidis'in çok ağır eleştiriler altında kalmasına neden oldu. Genç yaşta zekasıyla manşet olduğu gazeteler artık onu ağır bir şekilde eleştirmeye başlamıştı. Yaşamının geri kalan kısmını bilimden uzak geçiren Sidis, hayatını küçük, gündelik işlerle devam ettirdi. 17 Temmuz 1944'te geçirdiği beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.